sitede adamda bugün. Harley Davidson XR 1200X ile beraberiz. Şu an Alaçatı'dayız. Arkamızda fırtına var bu arada. Yani diyeceksiniz ki ne alaka? Has Otomotiv İzmir. Harley Davidson bayi bizi davet etti bunları denemeye. Motorlar da zaten Türk plakalı değil, ecnebi plakalı. Enteresan bir deneyim oldu. Çoğu Harley Davidson'a binme imkanımız oldu. Malum ben çok sevmiyordum bu markayı ama bu motor biraz farklı. Nereden çıkma, ne alaka? Normalde Harley Davidson'da alışığızdır böyle kromlu, böyle rahat, ayaklar önde sürülen motorlara. Fakat bu alet hiç öyle değil. Bayağı sokak motoru gibi, spor motor gibi, ayaklıklar geride, oturuş pozisyonu, bidon tutuşu, ağırlık öne verilmiş. XR750 diye bir oval pist yarış motoru vardı bir zamanlar. Malum Amerika'da hani dar bütçeler, yokluk. Adamlar at hipodromlarında motosiklet yarışı yapıyorlardı. Ve bu oval pistlerin, işte dirt track, flat track denilen yarışların çıkışı oraya dayanmış. Oralarda yan yan gidiyorlardı. Sol ayaklarına yarış pilotları böyle demir nevalar takıyorlardı. Sol ayak sürekli yerde. Orada yüksek torku sebebiyle Harley Davidson XR750 diye bir motoru kullanılıyordu. Böyle aynı böyle deposu vardı. Kuyruğu vesairesi oradan alıkma. İşte XR1200X'in de dedeleri yarış pistlerine dayanıyor. Peki niye böyle bir motor yaptı? Çünkü Avrupa'da sokak motorları, hani biz habire söylüyoruz ya naked, naked, herkes de duyuyor naked, hani İngilizce naked, yani çıplak motorlar moda oldu ya, Avrupa pazarına saldırmak için yaptı Harley Davidson bu motoru. Daha sonradan 2009'da dediler ki biz Amerika'da da istiyoruz. Halk galeyana geldi, o zaman Amerika'da da satılıyor. Enteresan detayları var. Mesela Harley Davidson'da çok rastlamadığımız böyle büyük harfli kocaman beyaz tonlu bir devir saati var. Hani böyle NASCAR'ın, Daytona'nın yarış arabalarında olur ya kocaman devir saatleri tam ortada. Hemen yanında küçük bir tane sıvı kristal sürat göstergesi var. Fazla bir şey yok burada ama hani bu yetiyor zaten. Benzin depo kapağı desen gene o böyle NASCAR, Daytona hep yarışa göndermeler var burada. Böyle alüminyum, mat, işte çevirmeli, çabucak açılıyor. Buna ecnebiler quick release derler. Çabuk bırakıyor. Doldur. 200'lük bloğu Harley Davidson bir kişi öğrenmiş. Sportster'larda yapıyor. Aynı sistemi de buraya yapmış. Böyle amortisör kollarla bağlıyor. Böylece o motorun titreşimi adamı perişan etmiyor. Şasiye aktarılmıyor motor titreşimi. Dolayısıyla konfor seviyesinde ciddi bir yükseliş var. Gösterelim. Mesela şu şekilde. Önce bir enjeksiyon VB yapıyor gene. Bakın. Şimdi. Bak motor titriyor. Ama şasiyi o kadar aktarmıyor. Çok acayip. Sesi de güzel. Amortisörler değişmiş. İlk çıktığında normal amortisörler. Şimdi baş aşağı Showa Big Piston Fork denilen büyük pistonlu çatallardan var önde. Aynı yarış motoru gibi 43 mm'lik amortisörler. Arkada gene full ayarlı amortisörler var. Bunlar başta böyle değildi. Ve en önemlisi şimdiye kadar üretilmiş belki de en güçlü Harley Davidson standart haliyle 90 beygire yakın güç üretiyor. Müthiş diyor. Müthiş tekere geliyor. Uyandırayım. 150 küsür kilo olmasına rağmen ve çok büyük. Bizim gördüğünüz kadarıyla işçilik kalitesi, malzeme kalitesi şimdiye kadar alıştığımız o böyle cruiser, Türkçe'ye kruvazör diye çevirmişlerdi onu da. Hangi dilini eşek arısı sokasıca yapmışsa onu. Hani cruiser, böyle rahat seyahat, gezi motorları falan gibi değil. Bayağı bir spor tat var burada ama o böyle Amerikan spor tadı. Hani muscle car, işte Impala. Abi 454 kubik inç Corvette yaptım. Arkayı yükselttim, drag'de kalkıyorum. 502 kubik inç, yani işte 7.5-8 litre motor falan. İşte o tadın devamında bir yarış
hadisesi var. Renklerinde, tasarımında, içliğinde bunu hissettiriyor. Sürünce zaten tam bir Amerikan yarış arabasının motosiklet halini denemiş oluyorsunuz. Ben açıkçası hani bu kadar çok hoşuma gideceğini tahmin etmiyordum. Biraz ön yargılıydım. Diyorum ya şimdi gene bineceğim. Ama çok keyif aldım. Hatta grupta diğer şeylere binenlerden daha çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Sonuç olarak Harley Davidson XR1200X 18.000 Euro anahtar teslim fiyatıyla enteresan bir alternatif. Hani Japonundan, Almanından, İngilizinden, İtalyanından bıktıysanız, ya biraz oturaklı bir motorum olsun diyorsanız ve sokak motoru istiyorsanız, biraz da performans istiyorsanız enteresan bir alternatif olabilir.